Efendim merhaba. Konumuz gayrimenkul sektörü, yeşil ekonomi. Artık ne kadar birbiriyle bağdaştıracaksınız onu bilmiyorum ama konuğum bağdaştıracak. Ve üstelik de uluslararası standartta ödülleri olan birisi. Onun için daha da enteresan nasıl bağlayacağımız. Enerji sertifikası. Her ne kadar Türkiye'de biz çok da işte ona da sahip olalım demesek de bütün dünyanın alkışladığı ve zorunlu olan bir sertifika, detaylarını ben özellikle dinlemek istiyorum ve Türkiye'de küçümseyenlere de belki buradaki bilgilerle bir farkındalık yaratabiliriz. Emre Alıcalı konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüksek inşaat mühendisi kendisi. Şimdi hemen sizi zaten anlatacaksınız ama Artensis diye bir firmanız var ve siz burada kalkıp da böyle bir müteahhitlik, klasik bir müteahhitlik yapmıyorsunuz. Aslında bir tür özel bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Hemen öyle toparlayayım. Bunlardan bir tanesi bu çok büyük ve modern binaların işte yeşil sertifikaları konusunda değil mi? Enerji Doğru. konusunda. Geri kalanını ben bu kadar söyleyeyim. Çünkü ne söylesem ondan sonra da birazcık şeye girecek. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Siz bir anlatın isterseniz. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim. Biz Altensis olarak aslında bir mühendislik firmasıyız ama biraz daha niş bir sektörde. Biz sürdürülebilirlik alanında sürdürülebilirlik yönetimi yapıyoruz. Bunun özellikle teknik taraflarını yönetiyoruz. Bir numaralı çalıştığımız alan gayrimenkul sektörü. Özellikle ülkemizde ve dünyada büyük gayrimenkul projeleri, büyük, irili ufaklı aslında boyut fark etmeden bu binaların daha sürdürülebilir, uluslararası standartlara uygun olarak enerji verimli, su verimli, kaynakları verimli kullanacak şekilde tasarlanmasını, inşa edilmesini ve işletilmesine yönelik müşavirlik, mühendislik hizmetleri veriyoruz. Peki, şimdi ben birazcık dersimi çalıştım. Yani ters köşe yapmak değil niyetim. Ama öyle bir sektördesiniz ki, hani Türkiye'de ne diyeyim, çoğumuzun tüyleri diken diken oluyor. Çünkü öfkelendiğimiz alanda çalışıyorsunuz. Sürdürülebilirlikle bu alanı ben birleştiremiyorum ya da gönlümden birleştirmek gelmiyor. Siz bana yardımcı olur musunuz? Sürdürülebilir olmak güzel bir dünya demek. Evet. Ama bu sektör hayatımıza hep beton kattı. Nasıl olacak? Şöyle aslında tam da bu yüzden bu sektörün daha sürdürülebilir, daha verimli olması gerekiyor. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi aslında binalar her ne kadar biz bir şekilde onlara muhtacız, yani içinde yaşamamız için insan ömrünün %90'ı binaların içerisinde geçiyor. Ve bu binalar enerjinin işte %40'ını, suyun gene %40'ını, atıkların %50'sini üreten yapılar. Bunlar da çevre sorunları, sosyal sorunlar, trafik üretiyorlar gene. Bunların daha sürdürülebilir olması demek, aslında daha çevreci olması demek, çok farklı ya da çok marjinal şeylere sahip olması anlamına gelmiyor. Bunların daha verimli, en azından bu binalar yapılacaksa böyle, öncelikle tabii ihtiyacı doğru yorumlamak lazım, planlamayı doğru yapmak lazım. İhtiyacımız olmayan yapı stoğunu dan yapmamak ya da var olanları güncellemek, daha güzelleştirmek tabii öncelik olması lazım. Ama eğer bir bina yapılacaksa en azından enerji verimliliği, su verimliliği, iç mekan yaşam konforuna yönelik bazı kriterlere sahip olması gerekiyor. En azından buna göre Siz yapılması gerekiyor. bunların olması için Tabii. kime danışmanlık yapıyorsunuz? Müteahhitin kendisine mi? Aman canım sende olmasın Şimdi demez mi o bir adam? Yani daha ucuz, daha ekonomik koşullarda yaratmak için. Yoksa bunu bir uluslararası standarda ya da bir birlik adına mı yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, yani inşaat bir gayrimenkul projesinin birçok paydaşı var. Bunların da bazı amaçları, istekleri çelişebiliyor birbiriyle. Yani paydaş derken sadece işin içinde yer alan işte binanın sahibi, müteahhiti, tasarımcısı ya da kamu otoritesinden bahsetmiyorum. Aslında bir bina çevreye verdiği etkiyle hepimizi paydaş yapıyor. Biz bunların önemli olan kime bağlı olarak çalıştığımızdan ziyade bu projeye bağlı çalışıyoruz ve bu projenin belli bazı denetleme sistemleri, sertifikalandırma sistemleri, adını ne derseniz deyin, bunlara uygun olarak, yani bunları bir guideline, bir yol haritası olarak alarak bunlara uygun olarak yapılmasını sağlama alıyoruz diyeyim. Bunu takip ediyoruz. Ha, bunu kim istiyor? Bazen işveren istiyor, bazen piyasa böyle istiyor, yatırımcısı istiyor, işte parayı bulduğu yer istiyor ya da bazen işte kamu otoritesi istiyor. Ya müteahhit de isteyebiliyor bazen, tasarımcı istiyor bunun böyle olmasını. Günün sonunda buradaki faydayı gören kimse o istiyor ve biz de buraya dahil olup bakın diyoruz, bunu böyle yapmanız lazım. Tabii burada bir de Dinliyorlar mı ya sizi? şimdi
Yüzde çok severek yaptığımız, çok mutlu olduğumuz projeler de var. Daha az sevdiğimiz projeler de var. Dinlemeyen, zaten dinlemeyeceğini hissettiklerimiz projelere çok girmek istemiyoruz. Zaten istemez ki o da sizi. Şöyle ama yani başlanıyor. Bazen hani başlandığında istenilen şeyleri biz baştan çok açık ve şeffaf olarak paylaşıyoruz. Neler isteneceğini, neler yapmamız gerektiğini. Ona göre bir yol haritası çiziyoruz. Bunun seviyeleri var tabii. Herkes dört dörtlük olamıyor. Belli oranlarda yapabiliyorlar. Ama günün sonunda biz hele bu sektörde az da olsa mutlu olmamız gerekiyor. Yani illa böyle dört dörtlük bir bina olmasa yani da. Yani çok mutluluk yok bu belli sektörde. Belli bir şeylerin yapılması lazım. Çok mutluluk yok ama neticede yapılması gereken, özellikle Türkiye adına konuşursak, bir deprem gerçeğimiz var. Yani gayrimenkul sektörü Türkiye'de her zaman önemli olacaktır. Bunu böyle dışlamak ya da bunu böyle ötekileştirmek bence yanlış. Daha iyi, daha verimli binalar yapmalıyız. Ama her zaman sizin de belirttiğiniz gibi önce ihtiyaca yönelik yapmalıyız. Yani ihtiyaca yönelik yapılmadığı sürece planlamalar, şehir planlaması bu anlamda çok önemli. Gayrimenkul çalışmaları, işte yapılı çevre dediğimiz projeler ihtiyaca yönelik planlamalara göre yapılmadığı sürece mevcut gündemdeki tartışmalar her zaman olacak. Ama bizim tartışmayla kaybedecek de vaktimiz yok. İşte geçenlerde gene olan deprem var. Deprem gerçeğini hep unutuyoruz. Ben mesela birçok mesleğim gereği işte seminerlere, workshoplara katılıyorum. Uluslararası, ulusal uzmanlar. Ama birçoğunda gayrimenkul sektörüyle ilgili olanlar özellikle deprem konusu sadece bir başta geçiyor. Sonra olay tamamen işte gayrimenkul sektörünün kendi dinamikleri üzerinde. Bundan vazgeçmeliyiz. Özellikle kentsel dönüşüm acil bir konudur. Depremle ilgili bir konudur. Biz kentsel dönüşümde değil miyiz? Yani acil bir konu dediğiniz şey yıllardır kentsel dönüşümün içinde yaşıyoruz. Bir şantiyede yaşıyoruz bu güzelim tarihi şehirde. Ki onun için zor zaten. Ama ben dönüşmüş olmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi dönüşmedik anladığım yani kadarıyla. Yani İstanbul, tabii hepimiz içinde yaşıyoruz, çok büyük bir yapı. Konu gayrimenkul konusuna geldiğimizde hepimiz imarla, dişlerimizi ve tırnaklarımızı imarla, gösteriyoruz imarla biliyorum. İmarla ilgili, mülkiyetle ilgili çok sorunlar. Kadim bir şehir, yani çok eskiden beri üst üste gelmiş bir şehir bu. Ve birçok sorunlar var. İşte göç almış, belli dönemlerde göçler olmuş, sonra gecekondulaşma vesaire vesaire, bunlar hep çok hep tartışılıyor zaten bu konular. Ama geldiğimiz noktada kentsel dönüşüm hamlesi önemli bir hamleydi. Aslında bazı cesur kararlar da alındı. İşte riskli yapı tespit edilmesi, belli çoğunluğa ulaşılınca o binaların şeyi. Ama sonrasındaki süreçte tabii ki çok hatalar oldu. Planlama maalesef Türk, yani bizim genel olarak planlamadan Türk usulü demek istediniz, ben Türk tamamlayayım. Demek istemiyorum ama üzülüyorum çünkü öyle söyleyince, ama gerçekten planlamayı sevmiyoruz. Yani hepimizde var bu, ama planlama bu konuda olmazsa olmaz bir konu. İnsan hayatıyla ilgili bir konu. Kentsel dönüşümü biz bir gayrimenkul projesi, işte gayrimenkul sektörünü geliştirmek için ya da hepimiz, yani bireysel olarak da başkalarını suçlamak her zaman kolay. Kendimiz de ya bu bina bir kentsel dönüşüme girse de işte evimin değeri artsa diye baktığımız sürece bu iş maalesef çok ilerleyemiyor. Çünkü herkesin kazanacağı işte win-win bir çözüm maalesef yok. Bu ortaya çıktı artık. Yani kimseyi incitmeden, kimsenin aman mağdur olmasın diyerek tabii ki böyle isteriz ama maalesef İstanbul'un geldiği noktada çünkü yok. Bizim üzerimizde sallanan bir işte Damokles'in kılıcı gibi bir deprem var. Bu deprem de bizim acil kararlar almamızı vallahi bilmiyorum maalesef yani. Şimdi peki ben sizi üzmeyeceğim, kendimi de yormayacağım bu konuda. Ben şimdi konumuza odaklanmak istiyorum. Konumuz da şu: yeşil binalar, sürdürülebilirlik. Bana lütfen şunların tanımını çok kısa yapar mısınız? Yeşil bina nedir? Yeşil bina tasarımında, inşaatında ve işletmesinde uluslararası standartlara uyan, enerji, su, değerli ham maddeleri verimli kullanan ve içerisinde yaşayanlara konforlu ve sağlıklı bir ortam sunan yapılar. Binaya yeşil bina denir. Yeşil tasarım nedir? Yeşil tasarımda işte yeşil binaya giden yolda tasarım çok önemli. Özellikle entegre tasarım, yani tüm paydaşların tasarımla ilgili tüm disiplinlerin bir arada karar verdiği. Yani işte psikolojisi, verimleri, sosyolojisi, tabii, mimarlığı, mühendisliği falan filan gibi mi? Sosyolojisi giriyor. Tüm, yani binayı sadece bir teknik bir çizimler listesi olarak görmeyip enerji verimliliği, su verimliliği, çevre, sürdürülebilirlik konularının da sürece dahil edildiği bir tasarım şekli. Tamam. Yeşil tasarım. Peki son kavram sürdürülebilir malzeme. Evet. Bu da çok enteresan. Bundan ne anlamam lazım? Şimdi, sürdürülebilirliğin zaten genel tanımı kaynakların hem verimli kullanılması hem de tekrardan mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi. Yani malzemeler, örnekler neler olabilir? İnşaatta kullandığınız malzemeler yapısında yapılırken, üretilirken birçok ham maddeyi tüketiyor. Tamam. Bu ham maddeler eğer
çok kullanılırsa ya da iyi bir tasarım yapılmadan, sürdürülebilir bir tasarım yapılmadan kullanılırsa bu ham maddeler bir süre sonra tükenecek ve daha da pahalı olacak. Yani işte doğaya, ondan sonra yaşamımıza zarar verdiğimiz doğayı şeyler. Doğayı etkilemek, işte yeni madenler kazmamız gerekecek, mevcut gündemdeki sorunların sebebi ama bu ham maddelerin azalması, kıtlığı. Sürdürülebilir malzemeler de bunları verimli kullanan, bu değerli ham madde, tükenen ham maddeleri mümkün olunca yenilenebilir kaynaklardan ya da yeni dönüşümden belli içeriğini alan malzemeler olarak tanımlıyoruz biz. Peki, şimdi bunlar yani yeşil bina, yeşil tasarım, sürdürülebilir malzeme. Kullanılan ya da gittiğimiz yol bu yol mu? Otoyol bu bunun üzerinde mi Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de tabii, Türkiye bu konuda homojen bir ülke değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Gayrimenkul sektörü çok büyük. Bir evet mi, hayır mı? Hayır. Ne evet ne hayır diyeyim, belki diyeyim. Çünkü evet dediğimiz çok güzel projeler var çalıştığımız. Bunları gerçekten yüzde kaç? Tabii bunlar yüzde. Çünkü siz ödüllü birisisiniz. Bir ona da geleceğim yani. Şimdi buradan da onu ne ödülü aldığınızı da lütfen söyleyeyim. Ben yanlış bir şey yapmayayım. Ama yani sizin hem çalışmalarınızı inceleyip hem de aldığınız ödülü şöyle bir okuduğumda yani dedim ki pardon, hani siz ödül almış olabilirsiniz de Türkiye'nin ödül alacak bir şey var mı? Yaprak bunu sor yani. Sormazsan hakikaten birileri sana sorar. Niçin böyle bir şey sormadın diye. Şöyle yani Türkiye özelinde konuşursak, Türkiye hemen hemen her konuda böyle olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'nin. Türkiye'nin gerçekten çok güzel örnekleri var. Çok güzel insan kaynağımız, çok güzel projelerimiz. 1, 2, 3, 5 tane falan böyle iki elin parmaklarını yani geçmiyor yani herhalde. Çoğunluk içinde maalesef az. Daha fazla olmalı. Hele böyle gayrimenkul sektörünün hızlı ilerlediği, şu dönemde biraz belki yavaş ama geçmişte çok hızlı ilerledi. Evet. Burada mutlaka bunun daha fazla olması gerekir. Ama yani bunu da toplamla böyle genelleştirerek biz çok kötüyüz de demek istemiyorum. Gerçekten tamam, dolu tarafına bakalım bardağın. O anlamda da iyi bir ülke. Yani özellikle yeşil binalar konusunda baktığınızda tabii o gayrimenkul sektörünün büyüklüğünden de kaynaklı. Belli bir noktaya gelmiş bir ülke. Yani o kadar çok yapmışız ki aralarında aynen, iyiler de var. Dolayısıyla hiç inşaat yapılmayan aynen, efendim işte Lüksemburg, o şu bu falan filan gibi böyle onlarla mukayese ettiğinizde, çünkü biz Türkler oran olarak fazla, evet, evet biz Türkler mesela %1500 artış oldu. Nereden arttı? %25 sıfırdan arttı. Öyle bir rakamsal, bu kadar rakamsal böyle bir oynamadan edemiyoruz. Ama belli bir oranda. Ama burada var, hem fikiriz değil evet, mi? Tamam evet, yani hani böyle bir garip. Daha fazla olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Yani tamam, daha fazla olmalıydı aslında. Tamam, anladılar biz de izleyen. Siz ne ödülü aldınız? Şimdi şöyle, ödülden ziyade biz... Yani siz ne farkı yarattınız onu söyleyin. Şimdi şöyle, biz yeşil binalarla ilgili yaklaşık 10 senenin üzerinde, şu anda 13 sene oldu. Gerek mühendis, gerek işte tasarımcı olarak, gerekse de proje danışmanı olarak çalışıyoruz. Uluslararası Amerikan Yeşil Binalar Konseyi var. Bunun da vermiş olduğu bir LEED ünvanı var. LEED diye bir sertifikasyon var. Bu LEED'in uzmanları var. İşte belli sınavlar ve belli tecrübe gerektiren. Bunun en üst kademesi LEED Fellow denilen bir ünvan. Siz bu de LEED Fellow oldunuz. Herkese verilmeyen ve dünyada bu sene mesela 29 kişiye verildi. Avrupa'da sadece 2 kişiye verildi. Kaç kişi girmişti böyle bir kreşe? Yani 10.000'in üzerinde diye biliyorum ama tam rakamı bilmiyorum. Ama yani büyük bir başarı aslında. Kişi arasından yani öyle tabii. Türkiye'de kaç kişi var? Türkiye'de şu anda 2 kişi var. Diğer benim ortağım Berkay Bey var. Nereden bu böyle başarıyı? İkiniz birden. Ya biz evet. Yani biz çünkü geçmişten beri gerçekten Türkiye'de bu konu tabii, şimdi bakın siz de duyduğunuzda böyle niş bir konu. Hani insanlar evet, bu konularla uğraşacağına farklı konulara biraz daha gitmek istiyorlar. Biz bu konuya yıllardır çalıştığımız için tabii bu çabalar sonucunda da çok da güzel projeler tamamladık. Bunların da etkisiyle ve bu konuya vermiş olduğumuz hedef, biz tabii sadece yani iş amaçlı görmüyoruz bunu, aslında her yerde gidiyoruz, anlatıyoruz, seminerler, üniversitelerde dersler veriyoruz. Bizim aslında bir yaşamımızın ya da işimiz yaşamımız haline geldi. O yüzden de birazcık da zaten buna da bakılıyor. Bu LEED Fellow ünvanı sadece ne kadar tecrübeli olduğunuzdan ziyade bunu anlatmak toplumdaki ve tanıtmak için çabalarınıza. Aynen. Sosyal sorumluluk anlamında neler yaptınız? Bu ödüle layık görüldük. Bence biz bu ödüle sizi tekrar böyle birazcık daha şey yapmak için şöyle toparlayalım. Şimdi evet, Türkiye olması gereken yerde size göre değil. Keşke olsa ama bana göre hiç değil. Etrafıma bakınca çıplak gözümle, ben inşaat mühendisi değilim, mimar değilim, çok kötü yapılar görüyorum, üzülüyorum. Ondan sonra peki bunun çözümü, hani win-win bir çözüm yok, tamam, ama bu işin bir formülü olmalı. Yani şöyle bir şey, eğer müteahhit
sürdürülebilir bina yapmanın kendisi için kazançlı bir iş olduğunu görürse, efendim işte satın alacak olan kişiler böyle düşünürse, sanki sistem birazcık daha normale ve iyiye gider gibi geliyor. Neye bakmalıyız? Biz bilinçlenmeliyiz ki bir hani bizi eğitir misiniz? Böyle bir diyelim ki ben gideceğim bir iş yeri alacağım. Ben nelere baksam iyi olur? Yani yalnızca gösterişe değil de. Doğru. Ya da bir konut alacaksam ben nelere bakmalıyım? Benim menfaatim olur. Şimdi özellikle aslında önemli bir nokta bu. Eğitim şart diyoruz ya. Aslında bu konuda eğitim çok önemli. Algı da çok önemli. İnsanlar mesela araba alırken bu araba ne kadar yakıt tüketiyor'a bakıyor aslında. Doğru. Ev alırken ya da ofis alırken buna çok bakmıyorlar. Hı. Aslında onlar daha uzun süre mülkiyet olarak daha uzun süre sahip olunuyor genelde. Aynen. Ortalamada. Bir araba ortalama 4-5 sene ama ev uzun süre olabiliyor. Burada tabii yani bu öncelikli olarak sürdürülebilirlik aslında sadece böyle bir çevresel, ekolojik olarak sürdürülebilir. Üç ayağı var aslında. Ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik. Üç ayaktan oluşmasa, sadece ayakları gibi bir tanesinden bir tanesine sorun olursa süreç işlemiyor. Ekonomik olarak zaten önümüze çıkıyor. Nedir? Daha az enerji tüketmeli, daha verimli olmalı. Aynı işi yaparken daha az su tüketmeli. Bu bir kere ekonomik olarak size fayda sağlamalı. Yani siz bir mülk alırken enerji verimliliğiyle ilgili neler yapılmış, su verimliliğiyle ilgili neler yapılmış bu binada ve gerçekten somut örneklerini sorgulamak gerekiyor. Aslında birçok konuda sorguluyoruz. Ama bu konuya geldiğimizde hep geçiyoruz. Başka şeyleri bunun önüne alıyoruz. Yani şöyle herhalde o binanın ne şekilde ısındığını ya da ne şekilde soğuduğunu ya da ne şekilde belki elektrik aksamı vesaire bunları herhalde sormak lazım değil mi? Sormak lazım. Buna yönelik ne önlemler alın? Mesela depremi hepimiz soruyoruz. Deprem için depreme dayanıklı. Artık bu geçti yani. İnsanlara yeni yapılan binalarda bunu artık belki de sorgulamıyor bile. Ama bunu sorgularken sadece deprem tabii çok önemli ama onun dışında biz bu binada yaşayacağız ya da işte enerji verimliliği, su verimliliği gibi konular var. Bunun dışında işte çevreye olan etkisi, yeşil alanları nasıl kullanmış, otoparkı, yeşilliği, itibar diye bir şey var. Yani artık bravo, binaların onu anlatır mısınız? Yani binaların, ne demek? Yani çok örneğini gördük. Yani binaların yapılırken çevreye verdiği etkiler artık günümüz iletişim çağı. Herkes yayılıyor ve böyle bir zincirleme etkiyle o binanın pozitif ya da negatif algısı ileride o binanın işte kira oranlarını, insanların oraya bakışlarını çok etkiliyor. Bunun yani çok örneği var. Şu ne bileyim bir asansör kazası olup da bilmem ne kadar insanın ölümüne sebep olan onlar bir binanın. Onlar zaten iş sağlığı ve yani, güvenliği ayrı bir boyut ama. Ama o da itibar. Çevresel etkiler de mesela. Çevresel etki, itibar zaten işte dediğimiz gibi sosyal etki, bravo, çevresel etki. Bunlar da önemli. Yani artık insanlar olaya lokasyonu çok iyi, işte tavan yüksekliği çok iyi, malzemeler çok kaliteliden ziyade o binanın itibarı da. Çünkü günün sonunda artık nerede oturuyorsun ya da yani, iş yerin neresi aynen diye sorulduğu zaman herhalde göğsünü aynen kabartarak söyleyebileceği bir şeyler kesinlikle olmalı ve bu binaların aslında ilişkimizin yani de evet aynen ilişkimizin de pek çok noktada başlaması ya da belli bir şeyde hani tamam deyip el sıkışıp dönmenizi kesinlikle sağlıyor. Yani bu bilinci yaratabilirsek bence bu sizin bu önemli lead fellow hikayesinin altını. Bu bilinç çok önemli olmakla beraber toptan çözüm için ben hani üstten alta ya da işte top down, down, top yaklaşımlar vardır. Burada birazcık olayın üstten alta doğru ilerlemesi gerekiyor. Burada daha çok mevzuatlarla zorunlu tutarak yapılması gerekiyor. Teşvikler de olabilir ama zorunluluklar da mutlaka olmalı. Çünkü yani maalesef bizim dediğimiz gibi zamanımız yok. Yani İstanbul'un geldiği nokta ortada. Hala da ne öneriyorsunuz? Ben mesela kentsel dönüşüm süreçlerini bunun için çok güzel bir fırsat olarak görüyorum. Neticede bir beyaz sayfa açılıyor öyle ya da böyle. Kentsel dönüşüme giren projeler, bölgelerde yeşil bina öğelerinin zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Yok ama böyle bir şey. Bizim ülkemizde yani çalışma şekli, zihniyeti özellikle firmaların 3 aşağı 5 yukarı naçizane belli bir tecrübemiz oluştu bizim de. Herkesin yaptığını kabullenmekte zorluk çekmiyoruz biz. Ama gönüllülük esası olduğu zaman en ufak bir vazgeçme yani U dönüşü noktasında hemen U dönüşü yapabiliyor. Ama zorunlu olduğu noktada bir yerden sonra sorgulanmıyor. Kentsel dönüşüm çok güzel bir fırsat. Kentsel dönüşümdeki o rantın peşine bu yeşil bina öğelerinin benim bununla ilgili çok makalelerim vesairelerim olduğu. Yani belli bir öğeler çünkü yüzlerce konu var ama bunlardan en elzem olanları İstanbul için netleştirip mesela kentsel dönüşüm süreçlerinde işte gerekli mevzuata, imar planlarına, notlara ne derseniz yani bir yere konulup şunu bilecek insanlar. Ben bu binayı yapıyorsam bunu yapmak zorundayım. Bunu kabullendikten sonra insanlar buna teslim olduktan sonra bu sorgulanmıyor. Ama şu anda yaparsan iyi olur ya da yaparsan teşvik olur falan kısımları
hiçbir zaman çalışmıyor. Benim gördüğüm bu. Zorunlu olmalı. Yani tabii ki tüketicinin bilinçlenmesi çok önemli ama bundan daha etkilisi zorunlu hale gelip, çünkü bunlar artık senin benim konumuz değil. Bu dünya ile ilgili, İstanbul özelinde İstanbul'la ilgili, yani çok doğru. Önemli bir konu. Benim ama ilk önerim belli kriterler önce belirli, zorunlu olsun zorunlu ama bu arada gelmeli. İnsanlar tabii. Yani bireyler, tüketiciler her ne yapıyorlarsa orada bence bilinçli daha fazlasını talep etsinler. Daha fazlasını talep etsinler. Şimdi galiba benim aslında sizin bu çalışmalarınıza mercek tutmamı sağlayan şey enerji belgesi diye bir belge. Kimlik belgesi, evet. Enerji kimlik belgesi diye. Ben okurken bunu böyle kendi kendime pek bir önemli bir şey yakaladım sandım. Çünkü enerji kimlik belgesi eğer binalarda olmazsa binanın satışı olmazmış gibi. Ama işte soruyorum, kimsenin enerji kimlik belgesiyle bir alakası yok. Alan var mı? Aa, bilmem ki hani o da ne falan filan. Niye böyle bir şey var? Neden böyle bir şey yok? Şimdi enerji kimlik belgesi aslında Avrupa Birliği müktesebatında olan, bizim de dolayısıyla bu konuyu gündeme getirdiğimiz bir şey. Bu 2010... okur yazarlık istatistiklerimiz gibi mesela. Yani oradaki değil mi? O, yani, öyle mi? Burada şöyle, tabii gayrimenkul sektörü daha ciddi. İşte ruhsatlarda vesaire de istenen bir konu olduğu için hani daha ciddi alındı. 2010 yılında çıkan enerji verimli kanunuyla beraber 2011 yılından itibaren ruhsat alacak yeni projelerin hepsinin alması zaten ruhsat alabilmesi için zorunlu enerji kimlik belgesi. O kanunda 2017 Mayıs'ına kadar da var olan bina stoğunun alması gerekiyordu. Fakat 2017 yaklaştığında görüldü ki birçok bina alamadı. Yok. Daha. Yani %5'lerde, 6'larda. Bu gidip böyle hemen alınabiliyor mu? Hemen alınamıyor. Binanızın belli özellikleri sağlanması. Yani onu mu? Ve belli bir çalışma, mühendislik çalışması yapılması lazım. 2020'ye çekildi var olan binalar için. Ama yeni bir bina yapıyorsanız ruhsat almak için bunu almak zorundasınız. Tamam. Aslında alınıyor. Yeni binalarda bu alınıyor. Yalnız bunun tabii kriterleri vesairesi maalesef çok yayıldığı için yani çok, kalitesi birazcık düştü. Bunun daha kaliteli takip edilebilmesi maalesef gerekli. O da galiba gene tepeden bir birazcık daha, evet, birazcık daha bunun denetlemesinin daha, gerçi son dönemde bakanlığın bu konuyla ilgili ciddi şeyleri oldu. İşte Enerji Yöneticileri Derneği var vesaire var. Bunlar bu konuda bazı konuları şey yapıyorlar ama birazcık daha bu hususta, özellikle denetleme konusunda, bizim zaten Türkiye'nin sorunu denetlemedir her zaman. Mevcut mevzuatımız her genelde yeterlidir çünkü zaten Avrupa Birliği, Amerika'dan vesaireden adapte edilir ama denetleme konusu var. Enerji kimlik belgesi nedir bu arada, onu da söyleyeyim. Enerji kimlik belgesi aslında binanın bir karnesi. Enerji verimliliği konusunda ve karbon emisyonları konusunda binanın A'dan G'ye kadar hangi seviyede, A en üst seviye, G en düşük seviye, karnesini gösteriyor, notunu gösteriyor. O binanın siz aldığınızda o binada bir yer, biliyorsunuz ki sizin binanızın notu işte C. Yeni binalarda C'nin altında olamaz. Yeni bir bina yapıyorsanız C notunun altında olmaması gerekiyor. Olamaz. Mevcut mevzuatlara zaten uyuyorsa C olmalı. Nedir? Eski binalarda daha düşük çıkabilir ama bunu da tabii iyileştirmek adımlar atılması gerekiyor. Büyük yatırımlar mı gerekiyor? Onun için mi tutmuyor? Yok, yani bunlar? Binanın özelliğine göre değişir. Binanın işte enerji tüketimiyle ilgili sorunları, zaten burada işte ısıtma, soğutma falan gibi konularla ilgili şeyler var. İşte genelde en bilinen şey mantoloma dediğimiz ısı izolasyonu, ısı yalıtımı konusudur. Mesela ısı yalıtımı yapılarak birçok binanın notu yükseltilebilir, var olan binalar için konuşuyorum. Yeni binalarda zaten C olmanız lazım ama artık C'nin ötesine de geçilmesi lazım. Bu kadar teknolojiler gelişti, malzeme, Türkiye inşaat malzemeleri konusunda aslında çok öncü bir ülke. Yani çok kaliteli malzemeler üretiyoruz ve yurt dışına ihraç ediyoruz ama o yüzden bu hani C'nin de ötesinde B'ler, işte belki yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılmasıyla, güneş enerjisi konusunda biliyorsunuz çok verimli bir ülkeyiz. Bunların kullanılmasıyla bizim aslında A'yı falan, A seviyesini yakalamamız gerekiyor. Peki, yani bu alanda çok dirsek çürüttüğünüz, fikir geliştirdiğiniz için hayaliniz ne olabilir? Yani sizin hani yaptığınız profesyonel çalışmaları bir kenara, hani o şapkanızı şöyle bir birazcık kaydırıp da başka bir gözle baktığınızda hayaliniz ne? Şimdi benim hayalim şu aslında. Benim hayalim, tekrar aslında demin bahsettiğim şeyi göreceğim. Benim hayalim belli konuların, yeşil binalarla ilgili, enerji verimiyle ilgili belli konuların inşaat sektörü için artık nasıl işte ısı yalıtımını sorgulamıyorsak ya da belli işte asansörü sorgulamıyorsak bir binada, asansör güvenliğini, yangın güvenliğini öyle ya da böyle sorgulamıyorsak artık ya da deprem güvenliğini sorgulamıyorsak, yeşil bina, bazı yeşil bina öğelerinin de artık sorgulanmaması ve bir bina yaparken işte o çıkarttığımız keşif listesine bunların girmesi. Yani bu tabii çok biraz mühendis hayali gibi oldu, çok böyle size çok renkli bir hayal değil belki ama bu benim daha sonuca yönelik bir hayal. Biz tabii bununla ilgili bazı noktalar da belirledik. Yani en az 5 tane konunun bence acilen, yani yarınla itibaren hemen sayın.
Hemen sayayım. Bir tanesi yenilenebilir enerji konusu. Güneş panelleri. Ülkemiz bu konuda çok verimli. Yani işte gidiyoruz hep diğer ülkelere, bakıyoruz, görüyoruz. Almanya'ya, İngiltere'ye bizim çok daha azımız güneş verimliliği olmasına rağmen. Buna rağmen kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Birazcık kendi endüstrilerini ürettikleri için ama artık günümüzde yani global... Bu dünyada... herhalde Türkiye için çok özellikle bir üretim yok, değil hayır, yani. Yok, Türkiye'de de üretilebilir. Yani piyasa gelişince zaten üretilir. Çatılarda, binalarda bu kadar bina, senede 1 milyona yakın binanın satıldığı ve binlerce projenin yapıldığı bir ülkede yenilenebilir enerji, güneş enerjisi zorunlu hale gelmeli. Belli büyüklükteki çatılara... Fizibilitesini de sorgulamadan bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü 10 projenin zaten 8'i feasible çıkmak durumunda son gelinen noktada. 2 tanesi de çıkmayı versin. Yani herhalde şunu söylemek lazım. Bu güneş enerji yani yenilenebilir enerjilerde çok yakında gittiğim bir konferansta uluslararası bir işte bu Paris anlaşmasının mimarlarından biri hiç dedi salona şöyle döndü. İçinizde dedi güneşten fatura alan var mı dedi. Güneş için bir fatura geldi mi evinize? Hayır yok. Yani rüzgar size fatura üretti mi? Zaten böyle de bir şey yok. Bir tek bunun başlangıç maliyeti. Var, evet. Ama yani 10 yıl bir binada kalacağın, 20 yıl orada kalacağın düşünülürse sen zaten hani sudan ucuz. Ortalamalar zaten 6-7 seneye indi şu anda. Geri dönüş yani kendini ödeme süreleri. Zaten bu işin felsefesi artık sorgulanmıyor. Yani lazım mı değil mi değil. Yani faydasını hepimiz biliyoruz. Hele bu son enerjiyle ilgili... konular işte. Yani bu delicesine ödediğimiz bir faturalardan bir kere hiç olmazsa aynen. Cebime kalacak. Peki bu bir tanesiydi. Birincisi yenilenebilir enerji. İkincisi elektrikli araçlar için altyapı yapılması. Şimdi elektrikli araçlar da yani o da herhalde istasyonları mı? Şarj istasyonlarının yeni yapılan kentsel dönüşüm projelerinde binanın otopark adedine göre belli oranda şarj istasyonunun konulması zorunlu hale gelmesi tamam. lazım. Altyapının oluşturulması. Bu zaten var bu arada. Yeni otopark yönetmeninde AVM'ler ve genel otoparklar için konuldu. Ama bu yetmez. Belli bölgelerdeki belki bir pilot bölge seçilerek sonradan da bu genişletilerek binalarda, yeni yapılan binalarda mutlaka belli oranda konulması. Bunun örnekleri çok var. İngiltere'de işte yeni binada %20 isteniyor. Almanya'da isteniyor. Avrupa Birliği 2025'e bizde istenmiyor ama. Kadar belli bir oranı. Bizde işte bir otopark yönetmeninde genel umuma açık otoparklarda ve AVM'lerde isteniyor ama bunun yayılması lazım her yere. Herhalde. İkincisi bu. Üçüncüsü atık yönetimi konusu. İnşaat, şimdi kentsel dönüşümce çok ciddi bir oran var. 6 milyona yakın konutun yeniden yapılması şey yapıyor. Şu anda biz daha %10'a ulaşmadık bu konuda. Ve çıkacak atıkların nasıl yönetileceği, geri dönüşüm ekonomisi diyoruz ya, sıfır atık diyoruz. Aslında inşaat atığı burada çok ciddi bir şey. Bizde hala maalesef geri dönüştürülen atık geri dönüşümü henüz istenilen seviyede değil. Kentsel dönüşüm bunun için çok büyük bir fırsat. Bununla ilgili bir altyapı oluşturularak mutlaka ve mutlaka bütün projelerin ruhsat alırken atık yönetim planı, geri dönüştürülen atık yönetim planı sunması ve bunun uygulaması gerekiyor. Bu da önemli. Detay gibi gözüküyor ama çok önemli bir konu. Çünkü burada ciddi bir işte circular ekonomi dediğimiz o atıktan geri dönüşüm bizim gibi hele ithalata bağlı bir ülke döngüsel için çok önemli. Döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi de çok önemli. Onun dışında mesela daha aslında hafif gözüken ama çok önemli bir konu bisiklet parkları. Bisiklet parkları. Artık binalarda hiç öyle hafif bir konu bir değil. Belli bir bisiklet parkı yapılması lazım. Evet. Şunu hemen söyleyecekler. Ya bisikletle nasıl gideceğiz? Kaldırım yok falan. Her binaya yeni yapılacak bölgeler zaten buna göre planlanması lazım. Sadece kentsel dönüşüm, onu da konuşamadık belki konu çok dağılacak ama kentsel dönüşüm sadece binalara göre değil, o bölgenin planlamasıyla başlaması lazım. Çünkü sizin çevreniz bir hengame ise zaten sizin binanız istediği kadar verimli olsun. Onunla ilgili bisiklet networklerinin yapılması ve binalar özelinde de mutlaka bisiklet parkı alanlarının kullanılabilir noktalarda olması gerekiyor. Peki. Herkes bunu gördüğünde yani bugün herkes bisiklet kullanmaya yavaş yavaş başlar. İnovatif bir yaklaşım. Ve gene sonuncu ama çok önemli bir konu yağmur suyu. Çok ciddi bir yağmur suyu potansiyeli var İstanbul için. Özellikle İstanbul için konuşuyorum. Türkiye'nin de var ama İstanbul'da baktığınızda en ciddi yağış aldığımız aylar genelde yaz ayları. Ha yazın her gün yağmur yağmıyor ama çok şiddetli yağışlar yağıyor. Evet. Ve bunun iki tane etkisi var. Bir su tasarrufu tabii o suyu alıp belli yerde kullanabiliriz. Bundan daha önemlisi altyapıya olan zararını. Evet. Şimdi siz bir bölgede inşaatlar arttığı zaman sert zeminler artıyor ve şebekeye çok ciddi bir yük binmeye başlıyor. Eskiden orası topraktı. Toprak suyun bir kısmını emiyordu ve ciddi bir su akışı oysa şimdi olmuyordu. Sert zemin olduğundan yağmur yağar yağmaz şebekeye doğru böylece gidiyor. Böylece sel ve kıyamet birden oluyor. Birden istediğiniz kadar boruları büyük yapın, altyapıyı yani arz kısmını yönetin ya da işte o altyapı kısmını yönetin. Eğer talebi yönetmezseniz yani oradan gelen suyu yönetmezseniz her zaman sular taşar. Daha işte görüyoruz mesela yeni yapılan bölgelerde bile İstanbul'da
Birden su baskınları oluyor. Geçen işte yazın oldu biliyorsunuz her tarafı su bastı. Bunun bir numaralı sebebi işte bu betonlaşma, sert zeminlerin artması. Bunun da en önemli çözümü bina bazında belli oranda yağmur suyunun toplanması. Yani bir hazne, bir depo olarak söylediğiniz şeyleri toplanması. Herhalde yani çokça konuşuluyor olmalı bunlar. Evet. Yani ben sektörün dışında olduğum için hepsini çok derinlemesine bilmiyor ama olabilirim. Hepsini duydum. Peki bunlarda bir adım atıldı mı? Şimdi bunlar aynen az önce belirttiğim olay. Bunların hiçbirinde bu arada çok ciddi maliyeti yok. Bakın bu toplasanız bunları aynen. Hiç bana da öyle geldi. Vermez. Ama yapılmıyor. Neden? Çünkü gene baştan söylediğimiz bizde şöyle bir şey var. Gönüllülük esasına bıraktığınızda maalesef söylüyorum. Bizim yatırımcımız, müteahhitimiz, kimi derseniz biz de öyleyiz. Yapmıyoruz. Gönüllülük esasıyla olmuyor. Zorunlu ne zaman kafaya vura vura ne zaman yapalım? Ki zorunlu yapacaksınız. Bakacak ki o yapıyor, o yapıyor, o yapıyor. Ben de yapmak zorundayım. Sorgulamadığı andan itibaren yani ben bu belgeyi almak için ya da bu yapı ruhsatını almak için onaylatmak için hak edişimi ben bunu yapmalıyım mı kafasına insanların kazıdığınız zaman bu sorgulanmıyor. Ben, bu söylenenler mutlaka zorunlu olmalı. İlgili mevzuatlara girmeli. Benim şeyim budur yani. Hayaliniz ne diye sormuştum. Aslında ben sandım ki siz bana belki hani sektörümüzün itibarı ya, artsın. Ondan sonra gibi, biraz daha mühendislik cevabı vermeye yani, çalıştım. Tabii nihayetinde o hayalimiz ama ona dersiniz olanı diye düşünmüştüm. Sonra bir de şunu düşünmüştüm. Herkes, çok bir şey oldu. Çok sıkıcı bir cevap mı verdin acaba? Yok. Bence çok yerinde bir cevap verdiniz. Herkes buradan kendisine bir çıkarım sağlayacaktır ama gayrimenkul sektörü ya da inşaat diyelim. Hani gayrimenkul onun daha şık bir ismi ama inşaatın itibarı hakikaten yani çok hani bu yüksek inşaat mühendisi olarak herhalde çok üzülüyorsunuzdur. Ya öyle değil mi? Yani hani biz ben bu arada yani şöyle üzülüyorum. Kaç yıl okudunuz bu arada? Mesela kaç yıl okudunuz? Yani bir sürü yıl okudunuz ve okumanız bitmiyor değil mi? Evet, yani peki müteahhitler yani bir her müteahhit tabii değil ama Allah aşkına yani burada böyle bir sertifika alıyorlar mı? Herkesin bir yani herkes müteahhit olabiliyor değil mi? Ya oluyor var bazı yani ben şeyler de ama işte onların zorlukları vesaire hep tartışma konuşacağız. Müteahhitlik karneleri tamam, var. Tamam anladım yani siz girmek istemezsiniz. Ama sizin yerinize ben söyleyeyim. Yani şurada bir inşaat yapabilirim değil mi ben? Yani birazcık şey yapsanız yaparsınız. Yani şöyle yani popüler bir konu olduğu için bizim çok paralı yani bir konu olduğu için. Bir şekilde oraya yönlenmek istiyor. Herkesin de talep ettiği yerde mutlaka bir şekilde bizim ülkede yolunu buluyor diyeyim. Yani evet sizi üzmeyeceğim daha fazla. Üzmeyeceğim merak etmeyin. Hayır yani. Ama yani şey bu kadar yani bildiği gerçekler zaten. LEED sertifikalı bir işte yüksek inşaat mühendisi işte dünyada sayılı adette falan olup da hani bu sektörde ne bileyim hani bunları paylaşmasam olmazdı. Ya, eminim aynı fikirlerdeyizdir. Tabii yani 10 seneden fazladır bu Türkiye hem Türkiye hem yurt dışında da örneklerini biz yurt dışında da çalışıyoruz projelerde. Tabii karşılaştırma imkanımız oldu. Ben daha öncesinde Amerika'da da çalıştım belli projelerde. Tabii karşılaştırma imkanımız oluyor. Bazı konularda gerçekten üzülüyoruz. Yani ülkemizdeki potansiyeli görüyoruz ama yapamadıklarımızı görüyoruz. Ya da böyle çok yani olmayacak ya da değmeyecek hareketleri görüyoruz. Bunlar tabii bizi üzüyor. Ama maalesef Türkiye'de bir şeye bakarken her zaman bence benim öyle bir kendince bir şeyim var. Tabii katılırsınız katılmazsınız. Türkiye'de bir iş yapıyorsanız, Türkiye'de bir şey yapmaya çalışıyorsanız mutlaka bardağın içinde iki damla bile olsa o doluya da bakmanız lazım. Yoksa boşu görürseniz her zaman Türkiye'de şuradan şuraya gidemezsiniz. Çünkü gerçekten çok sorunlarımız var. Bunu herkes kabul ediyor. Ama bir şekilde de ilerleyecek kuvveti ve motivasyonu bulmak için iyiliklere bakmamız lazım. Peki. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Valla teşekkür ederim. İki damlayı gördüm. Umarım. <Sağ olun. gülüyor> Çok teşekkür yani ederim. Sizin gibi programlarda bunu hani bir şekilde insanlara aktarmanızı sağlıyor. Ben farkındalık yaratmak istiyorum. Yalnızca yani bildiğim bir konu değil ama bilinin anlatması gereken, benim sorumluluğum açıkçası bir konuşmacı ajansının kurucusu olarak ve bir gazeteci kökenli bir iletişimci olarak şu ara hiç yani popüler olmadığınız sürece birini kesip birini doğramadığınızda haber olmuyorsunuz. Onun için bu konuların çok önemli, gelecekle ilgili konuların çok önemli olduğu kanaatindeyim. Zaman ayırdınız, geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Ben o iki damlayı gördüm. Siz de ben iki damlayı biz görüyoruz değil mi? Yani iki damla bizim için bardağın dolu kısmı çok çok önemli. Zaten onun için sizler de beni dinliyorsunuz, konuğumu dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama sorumlu konuklarım olduğunu da kabul edelim. Onun için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da bize ne yapmamız gerekli olduğunu bilgileriyle, deneyimleriyle aktarıyorlar.
Efendim, iyi günler diliyorum. Teşekkürler tekrar.